İşte o beraberler zaten. Burada anons yapıp içeri mi geçiyoruz? Evet, ben içeri böyle. Burada Eroslar evi, müzeyi var. Hemen bir çok sayıda özel eser var demiştik. Çok sayıda fazla eser var. Bak, bu müze korunmaya çalışıyor. Şuraya doğru devam edelim lütfen. Burada da işte... Depremlerin vurduğu Hatay Arkeoloji Müzesi'nde sadece mozaikler açıkta. Onlar da özel olarak korunuyor. İlk dakikalarda büyük depremin şokunu atlattıktan sonra biz bu müzenin kaptanıyız. Ben ve müdür yardımcılarım ve burada görevli arkadaşlarım görev alanlarını hiç terk etmediler. İlk günden bugüne kadar biz buradayız. İlk önceliğimiz müzenin güvenliğini sağlamaktı. Tüm Türkiye müzelerinden, Aksaray'dan, Tokat'tan, Samsun'dan, Sivas'tan, tüm Türkiye'nin her yerinden, Silifke'den, Adana'dan, Mersin'den tüm güvenlik arkadaşlarımız gönüllü olarak buraya geldiler ve müzenin güvenliğini sağladık bugüne kadar. Güvenliği sağladıktan sonra eserlerle ilgili de restorasyon bölge laboratuvarlarımızdan restoratörlerimiz geldi. Çok çalıştılar, hepsine teşekkür ediyorum burada. Bizle beraber tüm vitrinleri kontrollü bir şekilde restoratörlerce eserler sağlama alındı, sarıldı ve Necmi Asfaroğlu Arkeoloji Müzesi ve Şehir Müzesi'nin eserleri de bu şekilde boşaltıldı ve tüm eserler olası bir depreme karşı hepsi Kırşehir Müzesi'ne kontrollü bir şekilde gönderildi. Burada kalan, siz de görüyorsunuz, Şüpheli Lima 1,5 ton ağırlığında bir eser. Onu yerinde korumak gerekiyordu. Bizim bir eylem planımız var Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün. Eylem planı çerçevesinde yine restoratörler bir yol haritası hazırladı. Bu neler yapılabilir heykel, zarar görmesine heykeller diye. Etaformlarla sarıldı kalın. Çelik kafes yapıldı ve inanın kum bile konulmadı torbalara ağırlık yapılmasın diye. Pozalana taşı kondu, tüf malzemesi olan kuma benzeyen ama hafif olan bir yastık görevini kum torbaları oluşturuldu. Arkasında arsu sitelleri var. Önemli bir yine eserimiz var diğer vitrinde, şu an görmüyorsunuz, Antakya Lahdi. Hepsi sarıp sarmalandı ve sistemli bir şekilde korumaya alındı. Şimdi sıra mozaiklerimizde. Bugün öğleden sonra da çok içeride kalamıyoruz. Böyle zaman zaman içeri girip sadece restoratörleri alıyoruz. Onlar da güzel korumaya alıp yola devam edeceğiz eylem planı çerçevesinde. Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki eserler için özel tedbirler alındı. Hemen arkamda gördüğünüz Şüpheli Lima heykeli içinde kafes içerisine alınarak korunmaya alındı.